NTV Spor. Galatasaray'da tarihe geçen satış. NFT dünyasına Türkiye'den ilk giren kulüp olma özelliğini taşıyan Galatasaray, 19.05'te satışa sunduğu Ali Sami Yen koleksiyonunu tarihi hızla sattı. Sarı kırmızılıların 100 adet satışa sunduğu NFT'ler 1850 Euro'dan satıldı. Kulüp 59 saniyede 185.000 Euro kazandı. Sınırlı sayıdaki ilk bölümü bugün arz edilen ve Legendary, MYT Hickle ve ikonik bölümlerinden oluşan olan Ali Sami Yen NFT koleksiyonunda, her NFT'nin arkasında ilgili görsel içeriği olacak ve bölüme bağlı olarak görsel içerikleri farklılaşacak. Kategorilerin her biri, NFT'nin nadirliğine bağlı olarak farklı değerlere sahip olacak. NFT koleksiyonunu diğer iki bölümü, 8 Ekim tarihinde 1000 adet ve 15 Ekim tarihlerinde 10.000 adet olmak üzere arz edilecek. Galatasaray Türkiye'de ilke imza attı. Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye'nin ilk NFT koleksiyonu projesini hayata geçirmek adına global markalarla işbirliğine gitti. Ali Sami Yen NFT koleksiyonu, tüm dünyada kulüplerin hikayelerini görsellerle paylaştığı ve hayranlarını tarihlerinin en değerli anlarını dijital ortamda toplamaya davet ettiği yeni bir NFT konsepti yaratan Shortum ve Blockchain teknolojisi ile sporu bir araya getiren Capital Block işbirliği ile piyasaya arz edilecek. Türkiye'de piyasaya sürülen ilk spor kulübü NFT koleksiyonu olma özelliği taşıyan koleksiyon, aynı zamanda kulübünün kurucusu adına çıkarılan ilk NFT koleksiyonu olması açısından da dünyada bir ilk. NFT coin nedir? Değiştirilemez token, NFT, dijital sanat veya dijital koleksiyon olarak da biliniyor. Değiştirilemez tokenlar, bir tweet'i, bir tabloyu, bir resmi, bir anı, bir gifi, bir futbolcu kartını ve benzeri nesneleri temsil edebilirler. Değiştirilemez tokenlar, CryptoKitties olarak da bilinirler fakat bu tamamiyle bir karışıklıktır. CryptoKitties, dijital olarak kedi figürü sahiplenmenizi sağlayan bir değiştirilemez token marketidir. Popülerliği sebebiyle değiştirilemez tokenları tanımlamak maksadıyla kullanımına rastlanmaktadır. Değiştirilemez bir token, NFT, her NFT'nin benzersiz bir dijital öğeyi temsil edebildiği ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyen blok zinciri, blokçan adı verilen bir dijital defterdeki bir veri birimidir. NFT'ler sanat, ses, video ve diğer yaratıcı çalışma biçimleri gibi dijital dosyaları temsil edebilir. Dijital dosyaların kendileri sonsuz bir şekilde yeniden üretilebilirken, onları temsil eden NFT'ler temel blok zincirlerinde izlenir ve alıcılara sahiplik kanıtı sağlar. Ethereum, Bitcoin, Cash, Flow ve benzeri gibi yaygın blok zincirlerinin her birinin NFT kullanımlarını tanımlamak için kendi token standartları vardır. NFT nasıl yapılır? Değiştirilemez token NFT, sanat gibi benzersiz bir dijital öğeyi temsil edebilen bir blok zincirinde dijital bir defter depolanan bir veri birimidir bir NFT kriptografik bir belirteçtir ancak Bitcoin ve birçok A veya hizmet belirteci gibi kripto para birimlerinin aksine, NFT'ler karşılıklı olarak değiştirilemez. NFT, bir sanat eseri gibi bir dosyanın non Origin, Rarible veya OpenSea gibi bir NFT açık artırma pazarına yüklenmesiyle oluşturulur. Bu, dijital deftere kaydedilen dosyanın kripto para birimi ile satın alınabilen ve yeniden satılabilen bir NFT olarak kopyasını oluşturur. Bir sanatçı, bir eseri temsil eden NFT'yi satabilse de, sanatçı eserin telif hakkını elinde tutabilir ve aynı çalışmanın daha fazla NFT'sini yaratabilir. NFT'nin alıcısı işe özel erişim elde etmez, aynı zamanda alıcı, orijinal, dijital dosyanın mülkiyetini de elde etmez. Herhangi bir eserin NFT olarak yükleyen bir kişinin, kendisinin orijinal sanatçı olduğunu kanıtlaması gerekmez bu yüzden asıl sanatçının izli olmadan o sanatçının eserini NFT için kullanan birçok insan olmuştur. Günümüzde Rarible, Digital Collectibles, OpenSea, Digital Marketplace, Nifty Gateway, Digital Art, SuperRare, Digital Art, Engine, Gaming, Decentraland, Virtual Reality gibi birçok NFT platformu üzerinden dakikalar içinde kendi NFT'nizi oluşturmanız mümkündür. Bunun için dijital cüzdanınızın olması yeterlidir. Anlık Galatasaray Haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde